Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Carpio Code nasıl yapılır bunu göstereceğim size bu videoda. İsterseniz hemen geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar şimdi tabii ki de Carpio Code yapmak için tabii ki de denizaltı ihtiyacınız var. Denizaltı için Pavel lütfen biraz bağmasın. Neyse boş ver bunu. Şimdi efendim denizaltı almak için tabii ki de haritada bir tane kasinonun hemen yakınlarında, hemen yanında daha doğrusu müzik notası gibi bir işaret var. Oraya gitmeniz gerekiyor. Orada bir adamla konuşmanız gerekiyor. O adamı konuştuktan sonra denizaltının kilidi açılmış olacak ve denizaltı alabileceksiniz. Ve şimdi isterseniz hemen bir tane başlayalım, bir iki tane kayapıyı koyup bakalım. Tabii ki şey yapmamız lazım. Hadi bakalım. Allah'ım yine hot mod geldi ya. Allah'ım, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Neyse şimdi tabii ki de ilk önce kayapıyı köye gitmemiz gerekiyor. Oradan araştırmamız gerekiyor. Neler var, neler yok. Bunları görmeniz gerekiyor. Tabii ki ilk başta size, eğer ki ilk defa denizaltı aldınız ve ilk defa kayapıyık yapıyorsanız, size başka bir şey veya götürecek. Oradan işte Dave ile birlikte gidiyorsunuz kayapıyık'a. Oradan da işte efendim tabii ki de bilmiyorsanız, tabii ben o zaman da bayağı kayo yaptığımdan dolayı en başa alamıyorum tabi. O yüzden de yani eğer kişi olursa başka bir videodan bakın arkadaşlar. En başı, yani hiç ilk defa yapıyorsanız başka bir videodan bakın. Çünkü ben olsa ilk görevimi video çekip böyle atmayı düşündüm ama işte olmadı, öyle bir imkan olmadı. Neyse, en azından eğer ki denizaltı almayıp şey ilk defa yaptıysanız bunu neyse boş verin, bunu çok şey yaptık, çöbe dönüştük. Neyse. Şimdi isterseniz yapalım bir tane kayapıyı koyuyor. Şimdi ilk önce Gata Intel yapmamız lazım. Hemen bir yapalım isterseniz. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Şimdi gidelim, dur helikopter, dur bir saniye. İlk önce neredeymiş bu uçak? Ha, bu demiş. Şimdi o zaman denizaltıyla hemen fast travel yapmamız gerekiyor. En azından payplay ve history nasıl yapılır bunu göstereceğim. En başına maalesef gösteremeyeceğim. Ama araştırmayın. Hani eğer ki denizaltıdan hani ilk görevi yaptıysanız sıkıntı yok. Ama yapmadıysanız başka bir videodan bakın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben nereden, hangisine gidelim? Bence buradan gidelim ya. Hiç şey yapmayalım. Biraz bekleyelim. Ne? Evet, geldik. Şimdi hemen helikopterimize binelim. Burada denizaltıda helikopter aldım. Şurada göstereyim. Denizaltıya almadım. Burada denizaltı çıkmaya gerek yok aslında benim için. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu helikopter çok sıkıntı bir helikopter. Sebebi çok çabuk patlıyor. Çok sağlam bir helikopter değil. Atı yani ayaklı metalden yapılmış. Yani böyle diğer helikopter böyle lastik, esnek bir ayaklı var. Diğer helikopterlerde bunda yok. Keşke olsaydı. Tek bir avantajı var. Daha doğrusu iki tane avantajı var. Bir tanesi küçük olması, bir tanesi diğeri de hızlı olması. Diğer haricinde de avantaj böyle işte. Neyse boş verelim. Ama bence helikopterlisiz daha iyi olur. Sizin için kolaylık olur. Onu söyleyeyim hemen. Şimdi eğer ki ilk kayapıyık yaptıysanız, ikinci ya da üçüncü ya da daha bir sürü yapıp da eğer ki çok fazla bir şey bilmiyorsanız, ilk önce buradan uçakla biniyorsunuz. Tabii bu uçak çok sıkıntı bir uçaktı, onu da söyleyeyim. Çünkü çok yavaş, hiç kalkmıyor. Kalkması zor daha doğrusu. Hemen böyle zıpla zıpla gidelim, bir sürü sıkıntı. Şimdi böyle silahlarımızı alalım. Şöyle kafa. Vuralım adamları. Şu kırmızı adam kafayı öldü mü? Aha, öldü. O da öldü. D'ye var mı? Neden açılıyor adam? Neden açılıyorsun sen? Kafasını vuramadım adamı. Neyse boş verelim.
Şimdi uçağa binelim hemen. Uçağa binelim. Ya bu uçak yani sıkıntılı, dediğim gibi. Kullanması biraz zor. Buna alışmam biraz zaman aldı maalesef. Hop 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 hop. Biraz gitsin. Ve kalk. Hop 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 hop. Tabii ilk başta çok zorlandım çünkü uçak kalkmıyordu. Şimdi alıştım. Bakın, dediğim gibi mouse'la kaldırım çalışmayın. Çok kalkamaz. Numpad'den yapın. Mesela 5 kalkıyor. 8 aşağı iniyor. 4 sola dönüyor. 3 6 da sağa dönüyor, dediğim gibi. Numpad'lizi kullanırsanız daha sizin daha iyi kullanacaksınız diye düşünüyorum. Böyle kullana kullana şey oldu. Neyse. Oyalayalım, ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi az kaldı. Tabii gidene kadar biraz konuşalım. Neler oluyor, neler olmuyor falan vesaire. Biraz sıkıntılar var tabii şu anlık. Neyse. Şimdi tabii bu uçak baya bir yavaş yalnız. Yani biraz zaman alır gitmek. Şimdi şey konuşalım isterseniz, bu neden çok fazla video göndermiyorum YouTube'a, neden çok fazla çekemiyorum video falan vesaire sorunlar vardır illaki. Bakın, şimdi ben şu aralar yazılım çalışıyorum. Yazılım mühendisi olmak istiyorum çünkü. Tabii doğal olarak yazılım çalışacağım. Yazılım mühendisi olacağım illaki tabii. Neyse, oyun yazmak diyeyim şu anlık. Yani öğrenme aşamasında diyeyim şu anlık. O yüzden de çok vakit bulamıyorum video çekmeye. Yani zaman da olmuyor, şey olmuyor. Yani bir bakıyorum yazılım çalışmam gerekiyor. O yüzden de hafta içi full meşgulüm. Hafta sonu desem, hafta sonu işte müsait bir zaman olursa çekmeye çalışacağım, dediğim gibi. Tabii şu aralar ileride biraz daha yoğun olacağım. O yüzden de bilmiyorum artık video ne zaman gönderebilirim. Belki 2 haftada bir gönderme ihtimalim, ama haftada bir gönderme çalışacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet, şimdi geldik Karapoyako'ya. Bekleyelim bakalım. Şimdi adam bizi tarayacak, bakalım neler yok mu, ne var, silah mı, ne falan varsa. Evet, şimdi bu da şimdi tabii ki önce hemen şurada motorumuzu alalım. Ondan sonra kuleye doğru gideceğiz arkadaşlar. Hemen. Ha, bu arada onu da söylemek istiyorum. Şimdi biz normalde arkadaşlarla birlikte denizaltı ile yapıyoruz. Denizaltı daha iyi oluyor. Ama ben şöyle diyorum, var şimdi tek başımıza yaptığımız zaman kayıste o altın ya da paraların olduğu kapılar açılmıyor. Çünkü yoksa böyle bir ayarlamış. O yüzden de tek başınıza yapıyorsunuz, ya uçakla ya da denizaltı yapın, ama ben genellikle tek başıma uçakla yapıyorum. Çünkü eserler var, paralar var, bazı böyle göstereyim yani bir yerler var, onu size göstereceğim. Ondan alabilirsiniz. Para çantanızda olabilirsiniz, daha da fazla alabilirsiniz. Şimdi ben burada ilerledim. Tabi tünelde de göstereceğim, burada tünelde tabi. Nerede olduğunu gösterebilirim. Tabii ilk başta kayı şey yaparken, araştırırken tünelde bulmalısınız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü tünel gayet de iyi bir seçenek. Eğer ki hiçbir şekilde gizli bir şekilde yapacaksanız bence tünel sizin için daha iyi olur. Görecek şimdi bize, dur bekle, bekleyelim. Hemen. Koş, yakalanmadan hemen, güzel gidiyoruz. Buradan geçiyoruz işte. Şuradaki kuleye gidiyoruz arkadaşlar. O da kuleye gidip kameraları hackleyip kameradan bakacağız neler var neler yok. Hemen şöyle şuradan karşıya geçmemiz lazım. Şu kuleden altına gitmemiz gerekiyor ki adam bize görmesin. Hemen gidelim. Zaten kule altında göremeyecektir diye düşünüyorum zaten, öyle zaten. O tabi araba geçecek şimdi. Oradan oraya gelecek, buraya gelmiyor. Zaten burada yol yok zaten. Oradan ne gidecek acaba? Çok hemen gidiyorum. Neyse, hemen hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Bu arada çok hızlı ilerliyorum çünkü saat geç oldu. Hani şu an geç saat. O yüzden de benim de
Sabah kalkıp çalışmam lazım yazılım. O yüzden de biraz hızlı oluyorum, kusura bakmayın. Şöyle kamera arkasından geçip zıpla zıplaya gidelim ve tavşan gibi zıplayalım. Bu arada aslında ben videoyu arkadaşımla birlikte çekecektim ama bir türlü fırsatı bulamadık. Hatta bir gün çekmeyi düşünüyorduk ama arkadaşın bir de okula gidiyor. Ödev falan var falan vesaire. Onu yapması gerekiyormuş. O yüzden de gelemeyecek büyük ihtimalle. Tabi ona soramadım tabi ama yapacak bir şey yok zaten, ben belliydi zaten de. Neyse artık zaman fırsat olduğu zaman arkadaşlar video çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım, hadi bakalım. Bu Need for Speed Most Wanted izlen var mı bu arada ya? Daha o var yani. Özen varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii Need for Speed Most Wanted devam edeceğiz bu arada. Ben de özledim ondan. Bir çok uzun zamanda oynayamıyorum. Eski oyuna bir şey yapalım. Nostalji yapalım biraz ya. Hatta bir sonraki video Need for Speed Most Wanted olsun. Bu hafta GTA 5 olsun şimdilik. Haftaya da Need for Speed Most Wanted olsun. Bakayım biraz nostalji yapalım. Şimdi normalde bu alacağımız elektronik kutusu aşağıda oluyor bazen. Bazen de kolide oluyor. Bakalım ilk katta var mı? İlk katta yok. Tamam, ikinci katta bakalım şimdi. Hop hop hop. Hemen yukarı çık, yukarı çık. Bakalım odada var mı? Bakıyorum. Yok. Büyük ihtimal en üst katta. Ha, bu en üst katta. En üst katta. Çık bakayım, çık çık çık. FGV FGV ne oğlum? Zaten şu GTA Online'da böyle acayip acayip isimler var. Benimki de şu Black Player 4000 şey 42.000 296. Mecbur hani, yok saygımız öyle tavsiye etti bana. Ben de yapamayacak bir şey yok. Evet, şu kutuyu ayıyoruz burada, onu söyleyeyim. Şimdi bu da size şunu söylemek istiyorum. Bu çarpma tablosu ve çarpma biliyorsunuz ve aklınızı kullanarak kapabileceksiniz. Şimdi diyelim ki 5, 1 ve 4 var. Şimdi 5'i karşı yaptığımızda ne kalırdı? 10 oluyor. Şimdi 5 nereye çarptığımız zaman 10 oluyor? 2 ile 10 oluyor. Ondan sonra bunun altta gelelim. 5 ne oluyor? 1 oluyor. Bu da kaç oluyor? 10 oluyor. Şimdi ben buradan düşünüyorum ki, şimdi 20 küçük bir değer. O yüzden de ben büyük sayılara küçük, küçük sayıda büyük vermem lazım. O yüzden de ben şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir vereyim buna. Bunu böyle olmaz. Bunu böyle vereceğim. Bunu da verdim. Bu kadar. Yani bu şey gibi tam sayılar. Bir de yani tamamen yani yoksa İngiliz bize matematik yaptı diyor. Matematik öğrensiniz yeterli zaten. Yani matematik ve aklınızı kullanın. Yeterli. Aya bak, bakın şimdi eğer ki büyük sayı geliyorsa büyük sayıya büyük değer verin. Küçük sayıya küçük değer verin. Ama eğer ki sizden küçük bir değer istiyorsa 23 olsun. Daha önce 23 yaptık mesela, 23 çıktı. Büyük sayıya küçük değer verin. Küçük sayıya büyük değer verin. En azından oluyor. Şimdi bizden telefonumuzu gireceksiniz. Gelecek girmemizi istiyor ve şuradan Wi-Fi simgesi benzer bir şeye tıklıyoruz. Buradan da kameraya gireceğiz. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer ne gelecek? Hep kolye geldi, vergi geldi. Hatta bir bayağı bir vergi gelmişti dedim. Acaba dedim ne oldu dedim. Neden bu kadar vergi geliyor dedim. Aklıma bir geldi. Siz çaparsınız zaten yani, anlarsınız. Neyse şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne gelecek acaba? Allah'ım içki geldi ya, of. Abi içki şu anda hani, bakın şimdi içki en kötüsüdür, onu söyleyeyim. Ondan sonra vergi, kolye, elmas, en iyisi de panter heykeli. Panter heykeli de şunu söyleyeyim, çok nadir geliyor. Çok nadir geliyor. Onu da söyleyeyim en başta. Şimdi bakayım. Tablo var. Okey. Burada ne var? Burada tablo yok. Ofiste dikten tablo olsa da iyi oldu. Neyse. Ha, burada bir tablo var. Aslında buraya bakmaya devam edeceğim. Ha işte. Bakın. Bu odala giyemiyorsunuz. Tek başınıza gidiyoruz. Giyerseniz tabii ki de. Tek başına his yapacaksanız buraya giyemiyorsunuz. O yüzden ikinci, üçüncü kişi gerekiyormuş. Yani o yüzden de
Maalesef giremiyoruz bu kapılara. Tek başımıza yaptığımızdan dolayı. Yoksa yine söylüyor ayarlamıştım işte, bilmiyorum. Neyse hadi bakalım. Bakıyorum öylesin bir bakayım. Çok fazla bir şey yok aslında açıkçası. Geçen ben bir yapayım dedim. 4 tane de 5 tane altın geldi. Çok iyiydi. Ama işte dediğim gibi böyle. Şimdi buradan itibaren bitiyor. Tamam. Bu kadar ilk bakmaza gerek yok zaten. Çok fazla bir şey yok. Hemen çıkalım. Şimdi direkt eğer ki kolejesiniz direkt öldün. Direkt hani uçağa geri dön. Şimdi uçağa geri döneceğiz. Geri dönmek için ya ölün ya yakalanın arkadaşlar. Direkt böyle diyeyim. Hiç de şey yapmayın yani. Zaman kaybetmeyin. Böyle direkt ölün ya da yakalanın. Zaman kaybetmeyin o zamanda. Şimdi hemen uçağımıza binelim. Tabi tünel nerede derseniz onu his yaparken göstereceğim ya da ne zaman şimdi şey var. Nerede olduğunu söyleyeyim. Bu Yabuyo'nun bir mekanı var, binası var. Yani çalacağımız yer. Yani size his yaparken göstereceğim. Şimdi piyapları yapacağız. Şimdi size hangileri yapılacak, hangileri yapılmayacak bunları size söyleyeceğim. Bazı gerek yok, bazı size kalmış. Yani eğer istiyorsanız yapın. Ama bana göre bunlar yapılır. Şimdi şimdi bu yüzden de şimdi şöyle bir şey anlatıyorum ki şimdi tek başıma yapacağımdan dolayı uçakla yapacağım. Denizaltı yapmayacağım. Gerisi. Şimdi ben hemen bir Kosakta'ya çağırayım önceden. Ondan sonra servis tekleyip Kosakta helikopterimi çağırayım. Helikopter de geldi. Hemen koşalım. Hiç vakit kaybetmeden. Ondan sonra denizaltıya gidelim hemen. Ondan sonra hemen devam edeceğiz oradan da. Evet. Geldik denizaltıya. Şimdi hemen piyepleri yapalım. Kapat kapat. Şimdi bu arada karakter nasıl oldu ya? He? Yeni stil, yeni imajımız bu artık. Şimdi geçelim piyepleri. Şimdi arkadaşlar bana göre ben her zaman o 1,5 milyon tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi ne var? Kosakka var. Uçak işte ben bunu şimdi bunu yapacağız. Al Kanost. Velom var. Patrol Bot var. Ve Lockfin var. Burada da şu. Bak şurada kilitli olan şey helikopter. Helikopter açılması için büyük ihtimalle helikopter almamız gerekiyor. Diye düşünüyorum. Neyse şimdi bakın eğer ki arkadaşınızla birlikte yapacaksanız denizaltı öneririm. Çünkü daha kolay olur sizin için. Eğer ki iki kişisiniz denizaltı. 3-4 kişi uçak diye yani çünkü altınlar sizi az gidebilir 3-4 kişi için. O yüzden de bir sürü daha geçenek çok şey olduğundan dolayı. Ama şu semi eğer ki gizli bir hani diye söyleyeyim diye biz yani genel olarak arkadaşım birlikte Kosakka yapıyoruz. Tek başınız yapıyorsanız diye uçak Alkanost. Burada başka tercih yoktur. Velom yapmadım. Bot da yapmadım. Lockfin de yapmadım. Şu ikisini öneririm arkadaşlar. İsterseniz bunu, isterseniz bu. Size tercihinizdir. Ama ben genel olarak tek başıma Arkanos'la yapıyorum. Arkanos'la başladım o zaman. Hemen Arkanos'la yapmak için iki tane şeyimiz var. Şimdi uçağa ilk göğümüz. Uçağı alacağız. Onun ikinci de pilot olanı halledeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi tabii ki uçağı almak için ta Askeros'a gitmemiz gerekiyor. Hemen oturalım ve denizaltıya festival yapalım. Evet geldi. Denek. Bu arada denizaltı nasıl olmuş ya? Yumi yazarsın sevebilirim bu arada. Yani denizaltı bence güzel oldu. Çok dikkat çekmiyor açıkçası. Gayet de güzel bence denizaltı. Şimdi hemen gelelim. Askeros'a gidelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Askeros'a giderken şey olacak mı abi? Böyle işte 5 yıldız olacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı, bir şey olmayacak. Sadece oradaki bir hangara gideceğiz. Hangarda askerler var. Tabii ki polis olacak tabii. Uçağı çaldıktan sonra çalarken uçak yani şey yıldız olacak. 3-4 yıldız gelecek herhalde bilmiyorum.
Hatırlamıyorum daha doğrusu. Şimdi bakacağız. Ama üsse giyerken hangi bir şey olmayacak. Onu söyleyeyim. Sadece uçakçılarken yıldızlar çıkacak. Ama ben şunu fark ettim. Şeyi fark ettim bu arada ben. Hiçbir zaman şey giydikten sonra uçak muçak vurmuyor hani askeri üsse geldiğim zaman, yoksa gez onu bir şey yapmış herhalde, kaldırmış. Normalde biz askeri giderken uçak geliyordu, patlatıyordu bizi normalde. Yani helikopterle de uçakla girdiğimiz zaman. Ama şimdi öyle bir şey olmuyor. Büyük ihtimal, yoksa gez sonra bunu kaldırdı büyük ihtimal. Başka bir seçenek yok yani, başka bir açıklaması yok daha doğrusu. Neyse, hemen girelim. Hemen girelim. Şuradan gireceğiz büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Yalnız kulaklık da giyiyoruz ya. Olmasa bakıyoruz sabit. Böyle lag oluyor tabi. Şimdi. Tabi bunu hepsini öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Öldür. Dur, şurada yukarıda biri vardı. Hatırlıyorum. Evet, varmış. Koş abicim, koş. Tabi kafalarını hani ben GTA 5'te hep beden kafa vurduğumu, hiç kafa vurmadım daha doğrusu. O yüzden de tabi arkadaşlardan tavsiye aldığımdan dolayı şu an kadar kafa vurma çalışıyorum. Of, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Kafadan gitti. O yüzden de biraz alışmam lazım bu kafa vuruşlara. Tek atmayı falan vesaire. Tabi kafa at bir şey vurmak biraz alışkanlık ediyor. Şimdi hemen. Şimdi laptop bulmamız lazım. Laptop bulduktan sonra da hangarın kapısını açmış olacağız. Onu uçağa çalacağız. Şöyle bir yukarı bakalım. Ha, şurada bir tane daha var. Bakayım. Yok, laptop bu değilmiş. Tamam. Neredesin lan? Lan. Aim 0. Alışmam gerekiyor işte. Biraz alışayım, ondan sonra mis gibi yapacağım her şeyi. İnşallah. Şimdi dur bir saniye. Şöyle bir araba arkasına hemen. Of, tam araba arkasına gidecektim ya. Of. Allah'ım. Ya bilmiyorum bu botlar, bir de şöyle durum var. Böyle pompalı vuruyorlar ya, pompalı çok fazla şey yapıyor, cam götürüyor. O bir sıkıntı oldu. Uzaktan olsa da yakında olsa ben bunu anlayamadım yani. Neredesin bakayım? Ha. Biraz kötü olabilirim ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Ha, laptop bul demiş, tamam. Bulduk laptopu. Hemen. Allah'ım. Aç bakayım kapıyı. Kapıyı aç bakayım. Evet. Hangalı kapalı açılmıştır. Şimdi uçağa binelim. Uçak da bayağı büyük yalnız ya. Uçağa bak. Nasıl bir uçak yapmışlar bu adamlar ya. Evet, hadi bakalım. Büyük olması hemen hızlı da yalnız. Evet, şimdi yıldız olacak. Evet, 4 yıldız olacakmış. 3 değilmiş. Tabii alt tarafı uçak çalıyor zaten yani. 4 yıldız olmuşsa şaşardım. Döndürelim. Şeye gideceğiz işte, Los Santos'un havalimanına götüreceğiz bu uçağı her zaman, onu söyleyeyim. O yüzden Los Santos'u çevirdim yine. Evet. Havalimanına ulaştığım zaman oradan devam edelim. Evet. Şimdi havalimanına geldik. Uçağı hangara koyalım. Ne oluyor lan? Bir şey patladı yalnız. Ne patladı? Bilmiyorum yani patladığını. Neyse, şimdi hemen tekrar çaldım kosaktayı ve hemen siz altımıza gidelim. Evet, bu arada helikopter çağıramadım. Dilgisayar çağırmak kaldım. Bence dilgisayar daha mantıklı ya helikopterden. Tabi dilgisayar tabi uç yavaş ama yapacak bir şey yok. Tamam, kapatalım şunu da. Dur, şunu açmayayım, şunu açmayayım, açmayayım şimdi. Şöyle hemen denizaltı gidelim, onu sürüp devam dedim. Take a tour left. Kendisi arkadaş olur. Arkadaşım olur daha doğrusu tabi. Ama işte Discord'da
şey Discord'da buluşamadık, yani konuşamadık, daha doğrusu Discord'da şeyimiz yok. Tabi diğer arkadaşlarımla Discord'da konuştum ama Tekitoş, daha doğrusu nasıl koyayım söyleyemedim. Şey yapamıyoruz, konuşamıyoruz onunla Discord'dan. Şimdi şöyle arabaya denizaltıyı şöyle bir şekilde üstünü bırakmaya çalışacağım. Tamamdır. Hadi bakalım. Hemen denizaltımıza girelim. Tabi delik su denizaltı giremez zaten. Sadece küçük bir denizaltı ve helikopter için tasarlanmış. Keşke delik su da yapsalardı. Ya da başka bir garaj yapsalardı, bir tane en azından hangi bir abi koyabilseydik keşke. Neyse. Şimdi hemen preplimizi yapalım. Evet, şimdi hemen bakalım. Şimdi tabi bu iki tane ikinci parti de yapalım. Şimdi why not? Burası. Hadi bakalım. Evet, geldik. Şimdi şuradaki adamla öleceğiz. Öl. Şöyle bir ganla gelelim bakalım. Çünkü çok fazla düşman var. Hadi bakalım. Şurada bir tane daha var. Buradan da olması lazım. Tamamdır. Tamamdır, hemen çıkalım. Good work, kapitan. 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 Hemen. Lost the cops. Hemen polisten kurtulup denizaltıya gidelim. Güzel. Polisten kurtulduk. Hemen denizaltıya doğru gidelim. Evet, şimdi efendim. Şimdi şey bitirdik. Araçlarımızı hallettik. Şimdi ekipmanlara geldik. Ekipmanlar şu gerekli değil, onu söyleyeyim. Plazma cutter, eğer ki çiki eğer masada kole gelirse bunu yapın. Eğer ki bir şey olursa vergi gelirse, vergi kasada olduğundan dolayı kod, ki bunun yerine platformda kod almanız, şey kod yazacaktır, burada kodu alacaksınız tabi. Ondan sonra buradan da fingerprint kullanır, yani parmak izi kullanılması, hani klon aslında parmak izi ekleyebiliriz, daha doğrusu onu söyleyeyim. Onun nasıl yapıldığını burada da göstereceğim bu arada. Ondan sonra burada tünelden geleceksiniz. Hatta diğer eserler, paralar falan mesela bakıyorsunuz. Bunu kesinlikle almanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben direkt plazma katıdan bir alalım. Hemen oraya doğru gidelim. Hatta bakayım ne demiş. Çok uzakta değilmiş. Tamam, güzel. Hemen ona doğru gidelim bakalım. Evet. Mikrofon kapalı, boş boşuna konuşuyorum. Neyse, geldik hemen. Kusura bakmayın ya. Mikrofonu kapattım, o yüzden de kusura bakmayın, konuşamadım. Neyse, şimdi şuradaki tabloyu çekeceksiniz. Ama bayağı bir uzakta çekmeniz gerekiyor. Yakın zamanda kabul etmiyor. Pavel. Hemen atalım. Hemen gidelim. Şimdi bizim gibi his yapan insanlar var. Onunla şeyini çalacağız. Plazma katıyı çalacağız. Olaya bak. Hemen bilgisayarımıza gidip binelim. Evet, Del Paro. Şöyle hemen uçağın motoru, şey uçağın modula uçalım. Şimdi evet, neredeymiş? Ya orada bir yerde işte. Gidiyor, büyük şey yapacağız işte. Şimdi tabi bu görevde botlar biraz daha güçlü. Çok fazla vuruyor yani, o yüzden direkt ya minigun da yok etti, giyeceğim şimdi. Ya da direkt bununla gitsem de olur aslında.
Niye yok etti giyiyorum ki? Delikso var. Allah Allah. Delikso varken niye benimki şey yapayım yok etti şey yapayım. Delikso da yapayım daha mantıklı. Hemen. Hemen. Go. Come on hadi. Hadi adımım. Hadi adımım. Allah. Good nose. Ey. Oo, oldu lan oldu daha önce. Kanat adama çarpması gerekiyordu içinden geçti. Allah'ım. Deluxe hakikaten çok güzel ya. Da denizde çok hızlı gidiyor ama havadayken yavaş maalesef. Keşke öyle olmasaydı. Ayrıca uçan motoru da öyleydi. 12 oldu olacak ya. Evet. Hispiyeti bitirdik. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden hemen diğer pepli yapmamız gerekiyor. Çabuk. Come on. Evet. Hemen sıradaki pepimizi hemen başlatalım. Kickban. Şimdi parmak izi eklemek için parmak izi fotokopisi gibi bir şey mi artık? Bilmiyorum. Kullanım. Yok. Kullanılama evet. Fingerprint kullanacağız şimdi hemen gidelim. Evet geldik. Geldik. Hemen. Şurada. Şimdi hemen şu kamerayı indirelim. Şimdi adam ne olacak tabi. Oha abi yuh. Yes ben pompa geldi taradı yes ben beni taradı. Yes ben mi çizdi yes ben onu nasıl vurmak la? Şu adam zaten var ya pompalı olan. Pompalı vurup duruyor ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi burada laptopta hack yapmamız gerekiyor. Hack yapıyoruz. O neydi ya öyle ya? Evet. Şimdi on cihaz nerede? Onu bulduk. Şimdi onun doğru gideceğiz. Evet, hemen oraya doğru gidelim. Dön bakayım dön. Hop. Kötü oldu bu. Şöyle bir drift at bakayım. Drift. Bu arada oyun drift'i böyle az çok alışmaya başladım. Tabi bazı arabalarda drift atamıyorum, bazı arabalarda drift atabiliyorum. Yani bununla öldü mü bakayım. Ha, Signal Jammer Destroyed. Bu şey ya. Böyle o map'te bunu bit, ne oldu? Bunu bitti zaten ne oldu acaba? Çok merak ediyorum ya. Bir şey mi yapıyor? Bir şey mi veriyor acaba? Para verse ne kadar para veriyor? Mesela para veriyor mu? Bilmiyorum. Yani bunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. O Signal Destroyed 50 tane patlatırsak ne oluyor? Bilen varsa yazsın yoruma. Evet geldik hemen inelim. Tabi burada kameraları da şey yapacağız. Kıracağız. Ya burada adam yok onu söyleyeyim. Burada adam hiç kimse yok. Sadece kartı alıp çıkacaksınız. Bakalım bulabilecek miyiz? Nerede kart? Ha, bulduk. Tamamdır. Hemen çıkalım. Çabuk. Adam da koş mu karakter? Koş biraz koş. Evet, şimdi hemen denizaltımıza doğru gidelim. Evet. Hemen diğer son şey yapalım. Pepimizi yapalım. Sanırsam son iki tane pepimiz kaldı. Şimdi çünkü ekipmanlarda bir tane kaldı.
Bir de silah görevimiz var. Zaten bir tanesi yapmamız gerek var zaten. Ondan sonra bitiyor. Diğer yapmamız gerek yok bile. Yani çok da gerek yok açıkçası. Ama siz şey yapmak istiyorsanız yapın tabii. Şimdi hemen şu kantik torcu yapalım. O da neredeymiş? Çok da uzakta değilmiş. Güzel. Tamamdır. Evet. Geldik. Hemen şunu hemen önleyelim. Başka. Başka. Tamamdır. Hemen bulalım bakayım o cihazı, aleti artık nasıl bir şey dinliyorsa. Hadi hadi hadi. Yok, burada da yok. Burada var mı? Burada da yok. Şurada mı? Aha bulduk. Şu mavi gibi bir şey. Bu varsa zaten. Allah işte odur yani. Mavi gibi bir şey işte. Anladınız yani siz. Hemen kaçalım çabuk. Oho, çoktan kaçtım ben ha. Siz anca yetişemezsiniz artık. Evet, hemen denize altımıza doğru gidelim. Ondan sonra odanda devam edelim. Son bir tane görev kaldı zaten. Ondan sonra odanda hizde başlayacağız inşallah. Evet, hadi bakalım. Şimdi evet, şimdi silahla geldiğim zaman bakın bu çok tavsiye etmiyorum. Şu tavsiye ediyorum, bu çok güzel. AUG şey falan mesela bunu seçebilirsiniz. Bu çok güzeldir. Ondan sonra bu da güzeldir. Şunu da kullanmadım açıkçası. Bilmiyorum nasıl bir şeyler. Neden kitle bilmiyorum hatta. He, bir de susturucu almanız gerekiyor bu arada. Susturucu önemlidir. Susturucu hemen alın. Benim tavsiyem bunu yapın arkadaşlar. Kans Predator diyor zaten. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Bazen bina ofis geliyor. Bazen de helikopter geliyor. Helikopter geldiği zaman çok uzağa gidiyor. O sıkıntı. O yüzden de inşallah helikopter gelmez. Allah'ım inşallah helikopter gelmez. Ofis gelsin. Amin. İnşallah gelmez. Allah'ım. Lütfen. Lütfen. Helikopter geldi ya Allah'ım. Kısmet buymuş demek ki. Bazen ofis geliyor, bazen de helikopter geliyor. Helikopter uzun sürüyor. Yani söyleyeyim ben buradan size. Neyse, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Neyse o zaman neyse yapacak bir şey yok. Gideceğiz mecbur. Ama abi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Demek ki kısmet buymuş yani. Yapacak bir şey yok o konuda. Hemen gidelim. En azından uçak motorla gideceğiz yani. Helikopterde olsa da sıkıntı olacaktı yani benim için. Sizin için sıkıntı olmaz tabii ki de. Benim için sıkıntı olurdu yani. Neyse oraya doğru gidelim bakalım. Evet geldik şimdi. Şu noktaya şey yapmam lazım. Evet şimdi bir helikopter var. Ha şu helikopter. Şu arkadaşı takip edeceğiz arkadaşlar. Şu helikopteri takip etmemiz lazım. Mecbur böyle takip edeceğiz. Bu helikopter bayağı bir uzağa gidiyor yalnız. Onu da söylemekte yarar var. Şimdi ben burayı keseceğim tabii ki de. Geldiğimiz zaman devam edeceğiz. Evet. Evet geldik. Uzun bir cevaplar sonucunda. Şimdi şu helikopter şey olsun, ondan sonra hemen hepsini tak 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 patlatacağız. Evet hadi bakalım. Oo. Aleykümselam kardeşim. Yalnız şunu fark ettiniz mi? Botlar selam aleyküm diyor artık. Selam veriyor artık yani, artık bunlar da Müslüman olmuş ya. Allah Allah. Ne oluyor Rockstar Games? Of ya. Oğlum ne arabadan çıktım ben şimdi ya. Allah'ım. Heyecanla arabadan çıktım ya. Hemen o adam öldüğüm onu Avenger içinden çıkmamız lazım. Şey girmemiz lazım.
Ondan silahlı alacağız. Onu çıkacağız ondan. Allah'ım. Evim kötü ya. Geliştirmem lazım evimi GTA 5'te. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Aldık. Şimdi buradan paraşütü almamız lazım. Çünkü biz içerideyken ev önce havalanıyor. Pilot var çünkü. O yüzden de tabi kullanamıyoruz bu arada. Ev önce kullanamıyoruz maalesef. Keşke kullanabilseydik. Ama yapmamışlar. Bence çok da gerek yok aslında. Ama neyse. Hemen inelim. Dilgüsümüze hemen. Çabuk 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 çabuk. Hemen servisteyim. Kozaklara çağırdım yakın bir yerde. Evet, o tarafa doğru geldi. Tamamdır. Denizaltıya gelelim. Ondan sonra hissimize başlatalım. İnşallah başlatılır gibi yapabiliriz inşallah. Evet, denizaltımıza geldik hemen. Hemen inelim. Geleyim denizaltıya. Konuşamadım. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Bu levelimiz yükseldi. 161 level olduk. Aslında bu oyunda şunu alayım ki level önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü şöyle biz çok fazla insanla sataştılar. Birçoğu yüksek levelde, birçoğu az görevlerde, çok düşük levelde. Ama yani birçoğu hile çekiyor, birçoğu da çok iyi onu yemiyor. Level yüksek olsa da bile. Neyse şimdi gelelim final. Hadi bakalım. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim. Şu üç tanesi yapmak istiyorsanız yapın. Bu size kalmış ama bence hiç gerek yok. O en başta söyleyeyim. Ondan sonra ağaçlarda mesela ki Kosakka da iyi bir seçimdir. Alkanus da iyi bir seçenektir. Ama Velom yapmadım. Petrol Board da yapmadım. Lockfin de yapmadım. O yüzden ben bilemiyorum konuda ama ben şunu biliyorum ki yaptığım kadarıyla Kosakka ve Alkanos iyi bir seçenektir. Onu da en başta söyleyeyim. Ondan sonra ekipman konusunda Demolition Chargers bir şey diyor işte. Buna hiç lazım değil. Bunu şey yapmayın. Plasma Cutter, Fingerprint Cleaner ve Kinetic Torch. Ama eğer ki vergi gelirse bu da plazma değil kod çıkacak. Kod çalacaksınız bu sefer. Orada kasyon gitmeniz gerekiyor. Kasyonda adamı öldürüp kodu almanız gerekiyor. O da görev bitiyor zaten. Tek bir farkı bu zaten. Başka bir farkı yok. Neyse o zaman hemen başlayalım. İsterseniz tek başınıza, isterseniz başka arkadaşınız varsa şey yapabilirsiniz. Bu da konuşuyordum bu arada alttan gördüğünüz gibi. Şey yapıyordum. Öyle yanlış anlamayın bu arada. Güzel uçak demişti. Uçak benim demiştim o zaman da. Neyse şimdi hemen Arkonos'u seçelim. Ondan sonra halı çarpımı yapalım. Drench Tune yapalım bir anda. Escape. Ne olursa olsun escape edeceğim. Nightmare. Night yapayım bu sefer. Night mi yapayım yoksa da iki die mi yapayım? Die yapayım ya şimdi. Hiçbir şey görmüyoruz şimdi. Tamamdır. Hemen değiştirelim. Şunu yapacağım ben. Ne yapalım? Ben bunu yapacağım. Başlayamadı bakalım. Yani uçak da güzel ya. Acaba ben uçağı mı alsam acaba ya? Mükemmel bir uçak ha. Evet hadi bakalım. Atlayalım. Ben direkt havalimanı atacağım çünkü orada şeylerimiz var. Çalacaklarımız var. Onu göstereyim. İsterseniz benim gibi yapabilirsiniz. İsterseniz kendi bildikleriniz varsa yapabilirsiniz. Ben genellikle ben böyle yapıyorum. Tek başıma. Öyle söyleyebilirim. Hemen koşalım. Ya Allah'ım ölmüyor adam ölmüyor. Ölmüyor ya. Adam ölmüyor arkadaşım ya. Böyle bir şey olamaz ya.
Adam zaten edit yapamayacağız zaten. O yüzden de bir şey demiyorum ben. Edit yapmak zor bu arada hakikaten kayıda yani. İlk başta kolaylaştı bizim için edit yapmak ama zorlaştı. Çünkü adam da ölmüyor abi. Kafası da kafasına vuruyor, ölmüyor. Nasıl bir şey ben anlayamadım. Tam da GTA Logic ya. Neyse. Bir şey yapalım. Tamam dedim. İnşallah uzun sürmez bu heist. Evet hadi 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 bakalım hadi. Bu sefer hiç bir hata olmadan yapmamız lazım. Şimdi. Güzel. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Hemen diğerine şey yapalım. Evet. Bir tanesi bu da çalacağımız. Bu da işte ne var bakayım burada? İki tane para görüyorum şu an. Evet, iki tane para varmış. Yani tek başına yapabiliyorsunuz. Bununla çalın. Çünkü altından kapalı, altın oldu kapalı açamıyorsunuz maalesef. Hemen 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 topla 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 topla. Şimdi şurada arabayı alacağız. Ve ilerleyeceğiz. Şöyle GG bize görmesin adam. Ama bak şunu fark ediyor bak. Adam görmüyor beni ve araba sesini de duyuyor. Buna rağmen bir şey demiyor yani. Bu tamamen GTA Logic yani. Gerçekten yapamıyorlar adamlar artık. Ama oyun adı üstünde yani yakalamamak için yapmak istemişler belki. Neden biliyoruz? Belki gerçek daha çok gerçek olsa şu an Carpio bayağı bir tekrar yapacaktık. Neyse boş edelim. Biz görüyorduk ne olalım. Boş edelim. Şimdi şöyle kenardan gidelim. Tamam, bunu da duyalım. Şu adamı öldürsem mi? Öldüyüm hadi. Öldürmem gerekiyordu zaten de. Şimdi nasıl yapsak? Şimdi benim şey yapmam lazım. Söylesem bir tane giysi bulmam lazım. Bu elemanların bir giysileri falan var. Onu bulmam lazım. Şu arkaya dönse ha tamamdır. Şu kamerada şey yapsam patlasam tamamdır. Hop hop bakıyor buraya doğru. O sayı çıktı şimdi bu sıkıntı oldu. Bekle. Biraz da bekleyelim. Adam içeri geldiği zaman öldürmem lazım çünkü kulede olan bir adam var. O bir sıkıntı olabilir. Tamam. Tamam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ondan yerliler. Yerliler şey yapmıyor. Şey yapmıyor zaten. Düşman gördüyse zaten sıkıntı oluyor. Evet. Hadi bakalım. Toplayabilecek miyiz sence? Ha, hepsini toplayabilir. 400 bin. İyi. Güzel. 400 bin oldu ya şimdi. Şimdi giysi bulamadık ya. Giysi bulabilseydik zaten şu birkaç adamı öldürmek zorundayız. Ve giysi bulup böyle ilerleyeceğiz. Başka bir türlü ilerleyemeyiz. Burada bir yerde olması lazım. Tamam. Aha bu da. Bulduk. Güzel. Bulduk burada. Bir tane. Bunu giyersek ne oluyor? Benzo düşmanlığı. Yani gördüğüm zaman bakın şimdi. Bakın ilerliyoruz ya. Bakın bize şey yapmıyor. Bir şey demiyorlar bize. Gördüğünüz gibi hatta rahat dolaşabiliyoruz. Hatta gemide bir botu bile binebiliyoruz. Yani o şey, sıkıntımız yok. Hani bunu bulursanız sizin için kolay olacaktır. Onu da söyleyeyim ben size. Yani gemi binseniz bile şu an size sıkıntı yok. Biraz fazla gittim. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi bu size göstereceğim tünele gideceğiz. Tünelden gitseniz daha mantıklı olur sizin için. Hadi bakalım. İnşallah son olmadan biteceğiz inşallah. Evet. Şimdi tünele doğru yaklaşıyoruz. Şimdi tünellerde olduğunu size göstereyim. Siz de bulursunuz tünelde. Şimdi biraz daha gidelim.
Şimdi tünel arkadaşlar bu da. Bakın biz bu deniyoruz. Açtığımız zaman yani uçakla gittiğimiz zaman buradan gemiyle şuraya doğru gelin. Buradan bak kızdan gözüktü zaten tünel. Tünelde gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Tünelde bulunmuş oluyor zaten o zaman da. Bu tünel sizin için çok önemlidir. Bu tüneli bulmalısınız. Hemen yapalım. Çok vaktimiz yok. Şimdi şöyle bazı tutuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Böyle daha çok kolay oluyor. Daha çok hızlı oluyor daha doğrusu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şimdi ana alacağımız eşya çok hiçbir yer kaplamıyor. O yüzden de çantamız dolu olsa ana eşyayı alabiliyoruz. Şimdi gelelim. Şunu öldüreyim ilk önce. Anahtarı bulmak lazım. Şu adamı öldür. Şunu da öldür. Kaç çıkmadı tüh. Kaç çık şey kat diyorum. Anahtar çıkması gerekiyor. Kaç çıksa ne olur? Kıt çıkmasa da olur. Açamıyoruz zaten. İkinci kişi gerekiyor. İkinci kişi ya da üçüncü kişi girmeniz gerekiyor kayoya. Yoksa olmaz. Ha, yani bu da yine göreceğiz yani. Anladım. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buradan ilerleyelim. Anahtar çıkmadı ya. Olamaz. Lütfen anahtar çıksın ya. Anahtar bizim için çok önemli. Oh, şükürler olsun anahtar çıktı. Evet, devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybeden. Açalım şuraya. Şurada paracıklar var. Onları alabiliyoruz bu arada dolu olsa da bile. 356 az geldi ya tüh. Hemen şuradan aşağı inelim. Oradaki asansörü açmanıza hiç gerek yok. Oradaki zor oluyor, bayağı bir zor oluyor. Şimdi şöyle hemen şuradan geç bakayım. Şuradan bir anahtar olduğu için buradan kağıt kapıda açabiliyoruz. Bakın tek başınıza girdiğiniz zaman neyse şunu söyleyeceğim. Pama gizli yapalım şimdi. Pama gizli nasıl bir şey yapacak? Şimdi hemen size göstereceğim şimdi. Şimdi bakın. Taktik şu. Şu üstteki de buluyorsunuz. Üstteki bu zaten. Her birini üsttekine seçiyorsunuz şöyle. Seçiyorsunuz şöyle. Üsttekini buluyorsunuz. Ondan sonra hepsini böyle hale gidiyorsunuz. Ondan sonra buradan başlıyorsunuz. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Tamam, bitti. Şimdiye geldim. Bu sefer farklı. Üstteki bu. Burada aynı zaten. Bunu seçiyor şey. Dur. Baştaki olanı hepsi seçiyorsunuz. Ondan sonra başlıyorsunuz. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Aha, ne olmadı. Bu da şey doğru. Sağa doğru çevireceksiniz. Çağ sağa doğru şey yapmanız gerekiyor. Soldan olursa bilmiyorum. Neyse. Anladınız yani siz. Umarım anlamışsınızdır. Hemen dediğim gibi şu. Şurası. Şu açamıyorsunuz yani. Ya da altında ne olduğu yerde açamıyorsunuz. Tek başınıza olduğunuzdan dolayı. Umarım pama gezi anlıyorsunuzdur. Eğer anlamadıysanız tekrardan anlatacağım. Anlatabilirim. Hemen P cevapla şey yapıyorsunuz. Şu hit olayı bakın şu doldurmadan oltaya doğru getirin arkadaşlar. Çok da şey yapmaya çalışmayın. Evet. Tamamdır. Aldık. Bakın ne kadar oldu. Güzel. Güzel. Çok da şey değil aslında. Hemen kaçalım buradan. Hiç vakit kaybetmeden. Şurada açalım hemen. Tamamdır. Hemen. Bak şimdi mal mal bu şey yapmaya çalışıyoruz işte burada. Orada kapı açma düğmesi varken açmaya çalışıyoruz.
Ey Allah'ım. Neyse hadi bakalım. Buradan sağdan gidiyoruz. Çünkü yüzeye geliyor. Normalde biz de yüzeye kaçıyoruz biz buradan. Daha kolay oluyor en azından. Şöyle. İyi güzel, en azından sıkıntı olmadan sadece bir ikiye yakalandık. O kadar. Hop 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 hop. Düştük. Yüz yüze düştük. Şimdi buradan sağa doğru yüzün. Çünkü dümdüz yüzersiniz daha fazla zaman oluyor. Yani çok şey olmuyor. Kısa sürüyor. Sağdan gidersiniz. Şöyle direkt yüzün. Evet. Kaçtık. Bak şimdi nasıl Los Santos'u ışınlayacağız. Hadi bakayım. Bu tam da GTA Logic. Bak şimdi hemen GTA Los Santos'u ışınlayacağız şimdi bak. Nasıl ama ışınlandık? Zaten bunu bir arkadaşım fark etti yani, abi diyordu. Yani bir baktık denizden yüzüyoruz, bir bakıyoruz Los Santos'a ısırlanıyoruz dedi. Ben dedim evet dedim, yani ben de fark ettim dedim. Oo güzel. Güzel topladık. Güzel 1,2 milyon topladık. Maalesef restart yapamadık. Ona yapacak bir şey yok. Ama güzel. Hani ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Hani ben kayıp böyle yapıyorum genellikle. Hani eğer ki siz nasıl yapıyorsanız öyle yapabilirsiniz. Nasıl istiyoruz zaten, nasıl biliyorsanız, ama ben böyle yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için çektim ben videoyu. Hem de parmak izi de öğretmiş oldum. Eğer ki tekrardan anlayamayan olursa tekrardan anlatırım, merak etmeyin. Ya da Discord'dan ulaşabilirsiniz bana. Hatta Discord linkini koyacağım yakında. Hadi bakalım. Ya Allah'ım. Şunu görünce şöyle şey oluyorum ya. Bakayım kaç dakika yaptık. O 18 dakika yapmışız. Uzun sürmüş hakikaten de. Ama yapacak bir şey yoktu. Yani denizaltı yapsa sadece şey almak zorunda kalacağım. Daha çanta da olmazdı yani. Ama neyse. Ben böyle yapıyorum kendim başıma yaptığım zaman. Arkadaşımla birlikte olursa denizaltı yapıyorum. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Ve şu anda kadar paramız var. Tabi bu kadar az param olduğumu bakmayın. Evet, çünkü çok fazla şey aldım. Onu da söyleyeyim. O yüzden bana öyle bakmayın. 3,6 milyon paramız var. Hatta bir tane araba alacağım. Hemen bir tane alacaktım. Ne dedi? Ha, şunu alacağım. Beyaz alayım. Ne alayım? Workshop B'de, B1 değil mi? Evet, B1 olması lazım. Evet. Tabii ki de şu an kadar GTA 5'te neler aldım, ne yaptım, ne ettim, onun videosunu çekmiştim ama çok vakit olmamıştı. Tabii ki de bir videoda, GTA 5 videosunda bir videoda bunu yapacağım. Yani neler aldım, bunları nasıl aldım, ne yapıp da bu kadar da geliştim, ne oldu, ne bitti. Bunun hepsini bir videoda anlatacağım zaten arkadaşlar. O yüzden de tabii ki de size ne kadar çok hızlı para kasmanızı onu da ödeyeceğim. Zaten gerçi para kasmanın en kolay yolu Kayo'dur, ama tabii ki de denizaltınız yoksa ve denizaltı alacak bir paranız yoksa AutoShop gibi yapabilirsiniz. AutoShop gibi işte öyle anlatacağım size. Bunu bir ay videoda anlatacağım size. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.